arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel bir video olur diyorum. Bugün annem izleyen niyetine kahve falanı açacak diyorum. Annem de gösteriyor. İnşallah güzel bir video olur. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butona basmanız çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki büyümek ve gelişmek istiyoruz. Ayrıca da ikinci bir kanalımız daha var. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bize destek olmak isteyenleriniz varsa eliniz değer görmesin, çok güzel olur. Çok teşekkür ederiz diyorum. Ayrıca da özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için çok geniş kapsamlı diyorum. Unutmayın bunu. Daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan, tekrar ediyorum, 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Söz anneme bırakıverdim gari. Hoş geldiniz hepiniz, hepinizin yani nasıl diyeyim, hatta anneler günü kutladık değil mi? Herkesin anneler günü kutlu olsun. Senin anneler günün kutlayan çok olmuş. Ben tabi anneme demeyi unuttum. Anneler günün kutlayan çok olmuş anne. Benim mi? Evet. Ha, çok sağ olsunlar hepsine. Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ediyorum. Şekerlerim. Anneler günü aldım. Anneme çiçeğim burada. Yıldız çiçeğimmiş. Anneme dedim ki anneyim sen benim için bir yıldızsın. Her zaman parla benim için de. Allah'ım. Ben de yedim. Ya ama anne çiçek güzel yani. Dedim ki anne dedim şimdi çiçek alacağım sana dedim. Dedi ki Phuket'te gibi böyle bir şey yaptırma dedi. Onlar grup gidiyor. Şöyle saksıda bir şey olsun dedi. Gittim ben de pazardan. Valla buraya çiçekçiye gittim. 500, 600, 1000 lira öyle dedi. Gittim pazardan baktım güzel bir çiçek. Bak yıldız çiçeği mis gibi aldım. Değil mi anne? Tamam. Gül alınıyor, papatya alınıyor. Evet. İki gün sonra kuruyor. Onu atılıyor zaten. Evet. O yüzden bunu ne kadar yaş tutabilirsek o kadar güzel. Sonuçta bakarız ona göre. Buna da kumpir çiçeği diyorlar ama yıldız çiçeği demişler. Kumpir çiçeği ya, patates çiçeği bu. Patates de. Kumpir çiçeği derler buna. Patates de olsun bizim. Hayır, kumpirdir. Allah bilmem. Kumpir çiçeği derler. Ama güzel. Ya. Yani hoşuma gitti, çok güzel. Hani bir bana değil, komşuma da almış gelmiş. Evet. Bizim üst katta bir de Belgin abla var. Buradan selam olsun ona, sessizden söyleyen. Ona da aldım. Ona da aldım anneler gününe. Onun da hani onun gidip pembe daha güzel. Evet, o da aynısının pembesi. Şimdi başlayalım mı? Sizi fazla bekletmeden canlarım. Cavur cavur sesler geliyor, kusura bakmayın canım. Tamir yan tarafta mı, bizim yukarıda mı, yoksa aşağıda mı bilmiyoruz canlarım. Niye gözünüz yaşlı sizin? Şu bayağı bir gözünüz yaşlı, bir sıkıntı var. Canlarım benim. Aslında insan sıkıntıyı kendi kendine yaratıyor, biliyor musunuz mu? Her sıkıntının bir çıkış yolu vardır. Her kendi karanlık gecenin bir sabahı vardır derler ya, işte öyle. Şey yap, bunun suyunu ona dök, kenara koy, tamam mı? Olur. Olur. Canlarım, oturmuşsunuz 1, 2, 3, 4 kişi konuşuyorsunuz. Bak 1, 2, 3, 4, evet. 4 kişi konuşuyorsunuz hane içinde ama bir çadırın içindesiniz sanki. Ya da bir çadır gibi sıkışmış bir yerdesiniz. Gördün mü? Ama etrafınız kalabalık. Aslında hiçbir sorun yok. Gerçekten siz kendi kendinize, dedim ya, sıkıntı yaratan kişisiniz. Yol düşünüyorsunuz, yola gitmek istiyorsunuz. Yolunuz çok güzel aslında. Gitseniz de olur, gitmeseniz de olur. Ama zaten şunun önünde bayram var. Bayramdan sonra gidebilirsiniz ama gidin, bu yola da gidin derim yani. Güzel. Oturmuş yani, bir hani yola acaba gitsem mi gitmesem mi? Git. Git ya, gitmek istiyorsan git yani. Bir de şöyle bir şey var. Yakın zamanda cenazesi olmuş olan kişilerimiz var. Evet. Yakın zamanda cenazesi olan kişilerimiz var. Ne olursunuz bunlar dualarını eksik etmesinler. Ve aile yakınlarına benziyor bu. Yakın bir kişiye benziyor.
Çok da uzak değil, çok da yakın değil ama orta yakınlıkta bir kişiye benziyor bunlar bu. Yalnız burada bir şey var, bir zarf bırakılmış sanki size, bir haber gibi, bir kağıt gibi bu kişiyle ilgili. Bir miras durumu da olabilir. Tamam mı? Buna bakarsanız, araştırırsanız güzel olur bence. Bakın evinizde hanenizde size gelecek olan paralar var ama sizin beklediğiniz kadar paralar değil bunlar. Az az sanki 200 bir yerden gelecek, 1000 bir yerden gelecek, 250 bir yerden gelecek öyle öyle. Ama ki şu bir yerden bir tanesi daha var. Bu nasıl diyeyim? Gerçekten yakın zamanda ama güzel miktarda, iyi bir miktarda para gelecek. Bu da iyi bir şey. Yani sizin değerinizi görebilecek. Yalnız sırtınızdaki yük çok fazla ağır. Çok fazla ağır. Ben size diyeyim. Bir yerden bir gelecek olan ağır yükün altında ezileceğimiz ama bir haber gelecek. Bu yük bir anda kalkacak üstünüzden. Ben size bunu diyeyim. Allah'tan hani nasıl geldiğini, nasıl senin sıkıntını anladığını siz bile anlayamayacaksınız. Haber gönderen kişinin sana. Canlarım gerçekten bak bir yeri gezmeye gidiyoruz. Ha, bakın gittiğiniz yerde gerçekten yüzü zayıf. Güzel gözlü. Küçük ağızlı. Çok güzel bir bayanla karşılaşacaksınız. Çok güzel. Yalnız sol gözünde hafif bir kaçıntı var. Ama bir şaşılık olabilir. Ama bir kayma olabilir. Bu kişi böyle bir kişiyle rastlaşırsanız bence oturun güzel bir sohbet edin. Çok iyi bir bayan. Gideceğiniz yer. Bazı zaman şey oluyor. Hani sohbetiniz gayet güzel geçecek ve kazançlı bir sohbet olacak. Ben size bunu diyeyim. Ve bu sohbet iki sefer sürecek. İki sefer olacak. Bir de bir tırtıl. Kafamızın içinde, kalbimizin içinde sizi yiyen bir tırtıl var burada. Yani şüphe. Bu şüpheyi at. At içinden. Gerçekten şüphe insanı kaydırır, alır gider canım benim. Niye bunu yapıyorsun sen? Bence yapma derim. Şüphe iyi bir şey değil canım. Tamam. Bak. Bir sanki hava alanı gibi bir yol ama geniş bir yol. Bir gitsen mi gitmesen mi düşünüyorsun? Aslında aha, altıncı hissin çok güçlü senin. Beni dinleyen kişi kimse. Hani tek özelmiş gibi bakıyorum çünkü altıncı hislerine güven. Gerçekten yüzü yuvarlak kişi. Bu da aynı ama gözler biraz ayrı ayrı sanki. Böyle bir kişi bu da. Tamam mı? Böyle olan kişilerimiz biraz daha dikkat ederse çok çok iyi olur. İçinizde küfe atın. Y harfi. Yunus olabilir. Yusuf olabilir. Yasin olabilir canlarım bakın. Tamam mı? Yeliz olabilir. Böyle kişiler biraz daha hani içindeki şüphelere yönü incelen. Karşı tarafı incelen. Bakın seslenmeden önce. Ondan sonra bir şey yapalım. Nasıl diyeyim? Karar verelim tabii ki o insanda gerçekten o şüphelerimizi uyandıracak bir durum varsa ona göre karar verelim. Canım benim. Bazı durumlarımız var, sıkıntılı durumlarımız ve çubinlerde çok sinirlisiniz. Bu sıkıntılı durumlara bağlı bu durum. Sinirli olmayalım. Belki hava değişikliğinden olabilir, belki işleriniz yolunda gitmiyordur. Ama bunun için etrafımızdaki kişilerin yani nasıl diyeyim suçu yok. Yani öfkemizi, kinimizi, kızgınlığımızı onlardan çıkaramayız. Yani bilhassa da ailemizden. Tamam mı canlar? Buna dikkat edelim gülüm benim. İşte, neredeyse bak. Tamam. Anne ya, anne Vallahi ya. unuttum Kendim söylüyorum, kendim dinliyorsun ya. Unuttum, hemen unuttum onu bak. Anında unuttum. Çok unutkanım çünkü. Canım, gerçekten bakın sıkıntı ama bak bu sıkıntı siz yaratıyorsunuz dedim ya bu sıkıntı siz yarattığınız için çıkış yolu bulamıyorsun. Bu çıkış yolu bulmak için de sakin düşünmen gerekiyor. Murat geliyor. At gelmiş. At Murat'tır. Çok güzel koşa koşa geliyor. Böyle gemini memini takmış çok şahane. Ama ki şu senin içindeki sıkıntılar bir gitse bütün her şeyin yoluna girecek.
Bak bazı zamanlar yani düşüncelerine çadır kuruyorsun sen. Bir o yana gidiyor, bu yana gidiyor, bura gidiyor, bir türlü ucuna çıkamıyorsun hayatım. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor gün. Mahkemelik olan kişilerimiz var. Mahkemeniz biraz sıkıntılı geçiyor ama ki bir o velayet gibi görünüyor. Çocuk var işin gücünden. Çocuk görünüyor çünkü. Ve de ayrı çocuk hakkında da olabilir. Davalarınız sakin düşünelim bir şey söyleyeceğim. Çünkü bakın bizim bir kişinin değil bizim çocuklarımızın hepsi sıkıştığı zaman yalan söyleyebilir. Çocuğumuzu çok iyi tanımanız lazım ki çok iyi tanımanız gerekiyor ki yalan söylemediğini anlamanız gerekiyor. Sıkıştığı zaman yalan söylüyor çocuklar. Hepsi her zaman demiyorum bakın. Arada da olsa bunu yapabiliyorlar. O yüzden çocuklarımızı sakin bir şekilde sıkıştırmadan sorarsak cevabını alabiliriz canım benim, tamam mı? O yüzden mahkemeden doğru karar aldırabilmemiz için kendimize yönelik yani. İyi bir karar aldırabilmek için bu durumları iyi bilelim yani. Canım bir gerçekten bir minare, minareyi görüyor musun? Çok güzel. Bir minare var. Bu minarenin caminin önündeki geçerken çok bir nasıl diyeyim dua edelim. İçimizden geçerken geçiren nasıl diyeyim diyemedim. İçimizden geçenleri içimizden söyleyelim. Tamam. Gerçekten isteyelim Allah'tan. Cami ve şeysi çok güzel bak. Önünde de şadırvanı bile var. Görüyor musun? İçimizden geçenleri söyleyelim Allah'tan isteyelim canlarım benim. Öteki türlü Allah istemezsen nereden verecek? Ha, okumanı da yap. Yapabiliyorsan namazını kıl. Duanı yap. Hiç bilemezsen nefes aldığın için şükür namazı kıl. Tamam mı canım benim? Şükür namazları da çok faydalıdır bu arada. Şükretmemiz gerekiyor Allah'tan. Bize verdikleri nimetler için. Evinize gelecek olan 3 misafiriniz var. Bu misafirlere dikkat edin. Yani misafir senin 9 nasibinle gelirmiş, 8'ini yer biri kalırmış elinizde. O yüzden biraz hürmetimiz iyi olur. Aslında istemediğimiz kişi ama idare edelim. İstemediğimiz kişi de olabilir gelen misafir, istediğimiz kişi de olabilir. Tamam mı canlarım benim? Bak bir arsa alımı ya da satımı gibi bir durum var hayatım. Bunu gitmesin ha dilek. Bir dilek tutun. Vallahi bak dilek çok güzel oldu. Bak görüyor musun? Dilek tutun hayatım. Ve bu dilek bir tane dilek tutuyorsunuz. İnanaraktan, güvenerekten tutun. Dileğiniz gerçekten çok güzel. Çok yakın zamanda olacak bir dilek. Bakın vallahi çok güzel. Aslında iki dileğiniz varmış. İki dilek. Ama bir tanesi hemen olabilecek bir dilek. Birisi beklemedi hayatım. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Genelde en büyük zenginlik nedir? Bence en büyük zenginlik sağlıktır. Sağlıklı olduğumuzda şükür de ödebiliriz. Kazancımız da yapabiliriz. Gideceğimiz yere de gidebiliriz. Her istediğimiz şeyi yapabiliriz. Tamam mı canlarım benim? Bu arada Fatma'nın da bir görüşlerini alalım hayatım. Ondan sonra Tabii en büyük zenginlik sağlık. Hani bozma dedik ya. orasını bozmadım. Mecburi zaten Allah'tan bozmamız. bozma dedim ya, duramadın değil mi anne? Ya diyorum ki fincanı kenara koy, lazım. Oradan aldım. Tekrar yaptım yapacağım. Delirtti mi ya? Evet Bismillah canlarım. bakalım bu dostlarımız için ya Evet bana. canlarım. Kanalımıza abone olup bildirimini açıp like butonuna basın ki annemi kedertmeyeyim. Daha içeriz. İşimiz şaka. İnşallah kanalımıza abone olursunuz diyorum canlarım. Özel açılım için kurşun dökme ve nasip aşı ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz diyorum. Kanalımıza izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bence Kendinize iyi like'e bakın. basın ama kapatmayın. Bu beni boğazlayacak olan bir. Canlarım benim. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın deyip kucak dolusu öpücük veriyoruz.